Hani 2004 yılından beri güreş yapıyorum. Hani 32 yaşındayım. Artık kariyerimin de sonuna geliyorum. Tecrübemin de en üst seviyesindeyim. Yani birçok şampiyona gördüm. İşte birçok ülke gördüm, birçok madalya gördüm, birçok sporcu gördüm. Yani şöyle söyleyeyim, artık bu işin kurdu olduk. Yani en iyi şekilde hazırlandık. Tecrübemiz de zirvede, her şeyimiz de Avrupa Şampiyonası'na gidip orada elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Şampiyonluk olur, madalya olur, madalya olmaz. Yani orası nasip. Geçen sene bin üzeri ilk turda yani sakatlanıp şampiyona hiç madalyasız kapatmıştım. Dünya ondan sonra ciddi bir sakatlıkla ayrılmıştım. 5-6 ay sürdü benim tedavim. Ondan sonra Dünya Şampiyonası'na gittik. Yani orada ilk tur sakatlandım. Dünya Şampiyonası'nda 3-5 müsabakası yaptım. Orada 5. olmuştum. Şimdi işte bir ay önce de rakibim topuklu çıktığı için dünya üçüncüsü oldum. Yani nasip bu. Dediğim gibi işte siz elinizden geleni yaptığınız zaman nasip dönüyor, dolaşıyor, nasip sizi buluyor. Hedef senin her zaman şampiyonluk. Tabii ki yani bütün sporcu kardeşlerimin hedefi her zaman şampiyonluk. Ya biz Türk milleti savaşçı bir milletiz. Yani kanımızın sonuna kadar, terimizin sonuna kadar savaşırız. Yaralı olsak da savaşırız. Yani kolumuz kopsa da, bacağımız kırılsa da savaşırız. O minderi çıkıp yani elimizden gelen ne varsa hepsini yaparız. İnşallah bu Avrupa Şampiyonası'nda da Türk güreş milli takımı olarak, güreşçiler olarak üstümüze düşeni en iyi şekilde yapacağız. Bireysel olarak, takım olarak da en iyi hedefimiz tabii ki her zaman Avrupa şampiyonu olmak. Ama dediğim gibi Mevlam neyi nasip eder orada hep birlikte göreceğiz. Evet, en son 2018'de Avrupa şampiyonu olmuştum. Ondan sonra bir işte sakatlık geçirdim. Sonra pandemi oldu. İşte en sonra tekrar bir sakatlık geçirdim. Ama işte söylediğiniz gibi bir 5 yılın sonunda inşallah bir tekrar bir zirve görmek istiyorum. Bunun için de elimden geleni en iyisini yapacağım. Yani çalışmalarım olsun, hazırlık kampları olsun, hazırlık sürecim olsun. En iyi şekilde hazırlandım. İnşallah orada da meyvesini alacağız. Ya dünya anatomisine baktığımız zaman 74 kilogram zor bisiklet. Çok fazla iyi sporcunun olduğu, sporcu sayısının çok fazla olduğu bisiklet. Yani biz de kolay bir insan değiliz. Bisiklet zor ama söylediğim gibi inşallah zoru başaracağız. Ya, hedefimiz Avrupa 3. olduk, Avrupa 2. olduk takım olarak. İşte 2018 yılında 1-2 puanla takım şampiyonluğunu kaçırdık Rusya gibi bir yerde. Tabii ki hedefimiz takım şampiyonluğu. İnşallah bireysel olarak şampiyonluk yaşadık, bir de takım olarak şampiyonluk yaşarız. Yani sporcu kardeşlerimiz, genç kardeşlerimiz de var, tecrübeli kardeşlerimiz de var yarı yarıya. Neden olmasın yani? Biz elimizden geleni yaptıktan sonra, mücadelemizi verdikten sonra her şey Allah'ın izniyle olur.